tek seyahat haberleri programı Gezelim.com'a bu haftada başladık. Ve ilk haberimiz İstanbul'dan Barış Manço Müzesi'nden geliyor. Şarkılarıyla nesiller büyüdü, 7'den 77'ye herkesin Barış abisi oldu. Bizler de bugün Gezelim ekibi olarak Barış abimizin Kadıköy Moda'daki evine misafir oluyoruz. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa buyurunuz efendim. Herkese barış dolu bir gezi diliyoruz. Adresini ezbere bildiği bu ev sayesinde barışseverler özledikleri Barış Manço'yla yeniden buluşuyor. Aynı zamanda onu hiç tanımayanlar içinse adeta bir tanışma fırsatı sunuyor. Barış Manço 1984 yılında satın alıyor bu evi ve ailesiyle beraber burada uzun yıllar yaşıyor. 4 katlı bir alan. Şu an 3 katı kullanıma açık. 1860 ile 1890 yıllarında inşa edilmiş olan bir köşk. Ev zaten tarihi eser ve satın aldıktan sonra ikizi gibi yıkılmasın diye hemen tarihi eserler koruma kuruluna kaydettiriyor. Onun evinde geldiğiniz zaman tabii ki onun rüyam dediği müthiş piyanosunu görüyorsunuz ve piyanosunun hemen yanında Murat Daşkın imzalı silikondan çok gerçekçi, gelen küçük konuklarımızın dediği gibi çok gerçek bir heykelle karşılaşıyorsunuz. Hemen yan odada da, yan bitişikte de Barış Manço'nun Galatasaray Lisesi'nde verdiği ilk konser 1958 yılında fotoğraflar gibi ya da kullandığı 7'den 77'ye programı için dünyayı en az 13 kez dolaşmış, Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na, Amazonlardan Hindistan'a her yeri dolaşmış ve bir program yapmış ve bu programla beraber o dönemde daha önce hiç olmayan eğitici, öğretici, eğlendirici bir program. İç hat uçuşlarda PCR testi uygulamasını ve tüm uçuşlarda ise PES kodu uygulamasını kaldırdığını açıkladı. Türk Hava Yolları iç hat uçuşlarında negatif PCR test ve tüm uçuşlarda HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca 3 Mart 2022 tarihi itibariyle yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğuysa devam etmektedir denildi. Rusya'nın Murmansk bölgesindeki Kola Yarımadası, doğal güzelliklerinin yanı sıra tam da şu sıralarda kuzey ışıklarıyla gören herkesi büyülüyor. Şimdiki haberimiz Rusya'dan. Rusya'nın Murmansk bölgesinde Kola Yarımadası doğal güzelliklerinin yanı sıra kuzey ışıklarıyla da büyülü bir atmosfer sunuyor. Kola Yarımadası gökyüzünde görülen kuzey ışıklarının büyüleyici görüntüsüne ev sahipliği yaptı. Açık yeşil ve pembe renklerden oluşan Kuzey Avrosta denilen gökyüzü olayı kameralara işte böyle yansıdı. Kuzey ışıklarının bir diğer ismi kutup ışıkları olarak biliniyor. Kuzey ve Güney Kutbu'nda görülebilen ışımalar olması nedeniyle bu ismi taşıyor. Bu sebeple de Kuzey Kutup ülkeleri ya da Güney Kutup ülkelerinde görülüyor. İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska, Kuzey Sibirya, Norveç en sık ve parlak kutup ışıklarının en net görüldüğü ülkelerdir. Trabzon'da tam da şu sıralarda inanılmaz bir sis bulutu var ve yüksek yaylalara çıkıldığı zaman bu sis bulutu mükemmel manzaralar oluşturuyor. Şimdiki haberimiz Trabzon'dan. Doğası, hava
havası ve suyu ile ilgi gören Trabzon'daki yaylalar kış aylarında yağan kar sonrası beyaz gelinliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Zaman zaman sis bulutlarının içerisinden geçerek ulaşılabilen yaylalar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Şehir merkezine yakınlığı dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilk adreslerinden biri olan 1600 rakımlı Hıdır Nebi Yaylası, doğa yürüyüşü, safari ve fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerini özellikle Sis Denizi ile büyüleyen Hıdır Nebi Yaylası her bölümde farklı görüntüler oluşturuyor. Hıdır Nebi'nin eteklerine çöken sis ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatırken, vadi boyunca zirveye doğru ilerleyen sis ziyaretçilerine kendilerini bulutları üzerinde hissi veriyor. Hititlere 450 yıl başkentlik yapan Hattuşa kenti, harika bir kar yağışının ardından olağanüstü görüntülere ev sahipliği yapmaya başladı ve bu güzellikler gökyüzünden görüntülendi. Hattuşa Antik Kenti'ndeyiz. Hititlere 450 yıllık başkentlik yapmış Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaza büründü. Göz kamaştıran görüntülerin ortaya çıktığı antik kent havadan görüntülendi. Ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptıran ve her mevsim ayrı güzellik sunan Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan Hattuşa Antik Kenti, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki antik kent, UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin göz bebeği turizm mekanları arasında yer alıyor. Hattuşa şehir kalıntıları, Aslanlı Kapı, Kral Kapı ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nın eşsiz bir sanatsal başarıyı temsil etmesi, M.Ö. Anadolu ve Suriye'nin kuzeyindeki medeniyetler üzerinde önemli hakimiyet kurması, saray, tapınak, ticaret merkezlerinin başkentin kapsamlı görüntüsünü oluşturması, yıkılan Hitit medeniyetinin tek şahidi olması, kral sarayı, tapınaklar ve temellerden oluşan bazı yapı ve mimari toplulukların kusursuz biçimde korunması nedeniyle UNESCO tarafından 28 Kasım 1986'da Dünya Mirası listesine dahil edilmişti. Şanlıurfa Oyuncak Müzesi, hem yetişkinlerin hem de çocukların dikkatini çeken Şanlıurfa'nın son zamanlarda en çok ziyaretçi çeken müzelerinden ve müzeyi ziyaret edenler bu oyuncaklarla beraber eskiye ışınlanıyorlar. Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi, arabadan bisiklete, bebeklerden kuklalara, içindeki yaklaşık 2000 eserle yetişkin ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor. Merkez Karaköprü Belediyesi'nce Senevler Mahallesi'nde yaklaşık 5 yıl önce kurulan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde farklı tarihlere ait, başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ait oyuncaklar bulunuyor. Bisikletten çivili oyun tahtasına, kukladan bebeklere yaklaşık 2000 oyuncağın yer aldığı müzede en çok ilgiyi 1950'li yıllarda kullanılan pedallı oyuncak araba görüyor. Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müze sorumlusu Enes Uma, müzede birçok ülkeden birbirinden farklı oyun ve oyuncakların bulunduğunu söyledi. İran'ın başkenti Tahran'da gezilip görülmesi gereken
harika saraylar var. İşte bu saraylar bugün o bölgenin en önemli turizm merkezleri arasında. Şimdi Tahran'a gidiyoruz. İran'ın başkenti Tahran'da geniş bir alana kurulu Sadabat Sarayı ile Gülistan Sarayı hem görkemli mimarileri hem de birbirinden kıymetli eşyalarıyla ülke turizminin önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Safaviler döneminde henüz Tahran başkenti olmamışken bir tür dinlenme yeri olarak kullanılan Gülistan Bahçesi'nde Zendiler ve Kaçarlar zamanında inşa edilen saray yönetim merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Mehmet Rıza Şeyh Pehlevi tacını Gülistan Sarayı'nda giydi, düğünü de burada yapıldı. Pehleviler döneminde protokol için kullanılan saray, Şah'ın özel günleri ve davetlerinin de mekanıydı. Tahran'ın kuzeyindeki Elburz Dağları'nın eteklerinde inşa edilen ve Pehlevi Hanedanlığı'nın kurucusu Rıza Şah tarafından yeni bir çehreye kavuşturulan Sadabat Sarayı, yıllarca Şahların yazlık mekanı olarak kullanıldı. Ülkede 1979 yılındaki devrimin ardından müzeye dönüştürülen 1100 dönümlük Sadabat Sarayı kompleksinde yer alan Rıza Şah'ın Yeşil Sarayı ve Muhammed Rıza Pehlevi'nin Millet Sarayı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Safranbolu ilçesini ziyaret eden turistler, yöresel lezzetlerden tattıkları gibi tarihi konakları da geziyorlar. Şimdiki haberimiz Karabük'ten. Karabük'ün Safranbolu ilçesini ziyaret eden tatilciler, tarihi konakları ve müzeleri gezdi, yöresel lezzetlerden tattı. Tarihi çarşının Arnavut kaldırımı sokaklarındaki müzeleriyle 6-8 odalı konakları gezen tatilciler Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyretti. Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tadan tatilciler lokum ve hediyelik eşya dükkanlarına da yoğun ilgi gösterdi. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, tarihi ilçedeki ziyaretçi hareketliliğinin özellikle hafta sonunda doruk noktaya ulaştığını, hareketlilik nedeniyle esnafın yüzünün güldüğünü söyledi. Şimdiki haberimiz karavanla seyahat etmeyi sevenler için. 66 ve 58 yaşındaki tek taş çifti Aydınlı ama 2 yıldır karavanlarıyla geziyorlar. Aydın'da yaşayan 66 yaşındaki Dursun ve 58 yaşındaki Gülümser Tektaş çifti Gezenti adı verdikleri karavanla 2 yıldır şehir şehir gezmenin keyfini çıkarıyor. Pandeminin başlamasından sonra sıkıntılı dönemler geçirdik. Araştırmalara başladık. Karavan büyük bir rağbet görüyordu. Ve biz de böyle bir yola girmeye karar verdik eşimle birlikte. Şimdi bir düzenleme yaptıktan sonra yola düştük. Emekli olan Tektaş çifti 2 yıl önce karavan almaya karar verdi. Aldıkları midibüsten dönüştürülen karavanla yola çıkan çift bugüne kadar Denizli, Muğla, İzmir ve Kırklareli'ni gezdi. Gittikleri şehirlerde bir süre konaklayan çift Tekirdağ'a gelerek sahil yoluna park ettikleri karavanda hayatlarını sürdürüyor. Kesinlikle ben yaşayamam diyordum. Ama şimdi evimi karavan mı deseler asla ev hayatı istemiyorum. Hiç zor olmadı. İlk baştan sadece biraz tabii ki yadırgadım.
Hani yaşayamam falan diyordum kışın. Ama biraz zaman geçirdikten sonra bir ay bir süreç gerekti. Çok alıştım. Çok kolay intibak ettim. Çok yani. Kolay, çok kolay. Tektaş çiftinin bundan sonraki hedefi Karadeniz'e gitmek. Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı özellikle de şu anda yoğun bir kar yağışı altında ve karla doğanın mükemmel bir uyumu sergileniyor. Şimdiki haberimiz Bolu'dan geliyor. Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı ve çevresindeki yaylalar kar yağışının ardından bir başka güzelliğe büründü. Ankara ile İstanbul arasında yer alan kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Abant kışın beyaz örtüyle misafirlerini ağırlıyor. Birlik ya da konaklamak için tabiat parkına gelen yüzlerce tatilci, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu parkta buzla kaplı göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, ata ve faytona bindi. Kar manzarası eşliğinde fotoğraf çektiren tatilciler çevredeki yaylalara da çıkarak yürüyüş yaptı, arazi araçlarıyla adrenalin dolu dakikalar geçirdi. İstanbul'da gezilecek, görülecek birbirinden güzel adresler var ve bir günde neler yapılır, muhakkak nereler ziyaret edilmeli? İşte cevabı haberimizde. İstanbul'da güzel bir gün geçirmek isterseniz sabahtan akşama kadar keyifle keşif yapabileceğiniz gözde adresler var. Gezinin her bir dakikasını dolu dolu geçireceğiniz İstanbul'da nokta atışı aktiviteleri bir arada bulabilirsiniz. Vapura mutlaka binmeli ve martıların eşliğinde bir boğaz yolculuğunu tamamlamalısınız. Bu yolculukta size simit ve tabii ki çay da eşlik edecek. Keyifli bir aktivite olmasının yanı sıra hem ucuz hem de yaklaşık 20 dakika sürüyor. Kuzguncuk çok güzel semtlerden biri. Burada mahalle kültürü ve renkli sokakları görmek mümkün. İç sokaklarını gezerek kendi keşfinizi yapabilir, ayrıca güzel fotoğraf kareleri elde edebilirsiniz. Yemyeşil Kuzguncuk Bostanı'nı da gezebilirsiniz. Kuzguncuk'tan sonraki durağınız Çamlıca Tepesi ve tabii ki burada yer alan Çamlıca Kulesi olabilir. Her iki gezi adresi de İstanbul'u önünüze serecek. Bir günlük İstanbul gezisinde neler yapılabilir dediğinizde Anadolu yakası için daha iyi bir lokasyon yok diyebiliriz. Muhteşem bir manzara burada sizi bekliyor. Çamlıca Kulesi'nden sonra size son olarak önerebileceğimiz güzide adres Cam ve Billur Müzesi oluyor. Son zamanların en popüler gezi duraklarından biri burası. Muhteşem bir bahçesi var. Bahçesinde güzel çay, kahve içip zaman geçirebilirsiniz. Ve ne yazık ki bir gezelim.com'un daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi Dünyayı Geziyorum'la devam edeceğiz. Dünyayı Geziyorum'da şimdi Hint Okyanusu'nun ortasındaki Mauritius Adası var. Biraz kemiklerimiz ısınacak. Dünyayı Geziyorum'da görüşmek üzere.